Safranbolu Tarihi Aile Mezarlığı'nda cenaze defin işleri ihalesini kazanan işe başladıktan sonra mezarları usulüne uygun olarak kazamadığı ve cenaze sahiplerinin tepkilerinin BRTV'de yayınlanmasından sonra belediye tarafından işine son verilen Noes adlı şirketin yetkilisi Özlem Altınsoy, Karabük ve Safranbolu basınına yazılı bir açıklama yaptı. BRTV'ye de gönderilen açıklamayı yayınlıyoruz. Ardından da söz konusu açıklamayı yapan Özlem Altınsoy adlı şirket yetkilisinin BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'yı tehdit eden ve mezarlıkta bir lahit bulunduğundan söz eden ses kaydını da yayınlayacağız. Noes Ticaret, İthalat ve İhracat Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Altınsoy'un basına gönderdiği yazılı açıklama şu şekilde. Safranbolu Belediyesi'nin açtığı mezar yeri kazım ve defin işi ihalesine sahip olduğum şirket ile katılıp uygun teklif vermemiz hasebiyle ihale üzerimizde kalmıştır. İhale kapsamında işleme başladığımız günden bugüne kadar sürekli olarak hakkımızda asılsız, hukuki, mesnetten yoksun haberler yapılmış, ticari itibarımızda zedelenmiştir. Safranbolu Belediyesi ve şirketime hedef alacak şekilde basın özgürlüğüne yaraşmayacak haberler karşısında her ne kadar ölçülü ve saygılı tutum sergilemeye çalışmışsak da maalesef gerek asılsız haberleri yapan kanalın yetkililerinin şahsi numaramdan tarafımı defalarca araması, gerekse de şirketimin ticari itibarını zedeleyici haberlerin yapılması, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi ve provoke edilmesi bir türlü son bulmamıştır. Bu noktada her gün müteahhit defalar muhtelif internet haber sitelerinden, Facebook, Instagram, sosyal medya sitelerinden ve görsel basın vasıtasıyla yapılan bahsi geçen asılsız haberlere son olarak da aslen uydurma suç isnadı kapsamında değerlendirilecek ve suç teşkil eden tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddiası eklenerek şirketimizin adı açık edilerek haber yapılmıştır. Şahsımın ses kaydı izinsiz olarak medyaya olayın evveliyatı aksettirilmeden ve taraflı olarak kesinti yapılarak aktarılmış ve sanki şahsım bir itiraf yapmış gibi lanse edilmiştir. Kısaca iddia edildiği gibi ortada bir define, lahit bulunmadığı gibi tarihi eser kaçakçılığına vücut veren bir eylem kesinlikle söz konusu değildir. Şahsım ve şirketim aleyhine yapılan her türlü yanlı ve gerçek dışı haber ile alakalı olarak hukuksal süreçlere başlandığını da bildirmek isterim. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi de bu açıklamayı yapan şirketin yetkilisi Özlem Altınsoy'un BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'yı tehdit eden ve lahiti Safranbolu Belediyesi'ne bildirdiğini ifade ettiği sözleri hiçbir kesinti yapmadan yayınlıyoruz. Ben bu haberleri sana nasıl yediriyorum? Nasıl yediriyorum? Sen de izle gör. Yanlış haber yapmaya devam et. Tamam mı? Bak ben sana bunları, bu haberleri hepsini nasıl yedireceğim? Nasıl Adnan Şen'in yaptığı işleri benim üstüme ihale ediyorsun? Nasıl hepsinin hesabını vereceksin? Hukuk konuşuyor. Farkındaysan sen beni 100 tane haberciye arattın. 100 tane haberci beni aradı. Bak ben bu haberlerin her birinin, her o yaptığın haberlerin saniyesini sana nasıl hesap soracağım? Gerisini sen düşün. Ben bu lahitin bulunduğu günü hepsi bende delili ispattı. Hepsini belediyeye gönderdim. Sen bu haberleri hani diyorsun ya yanlış haber yapmıyorum. Ben tarafsız haberciyim. Bundan sonra sen ilgilenirsin Mehmet Bey. Tamam mı? Sen devam et. Devam et. Yok efendim definle definenin şey neymiş, farkı arasındaki neymiş. Ben şu ana kadar sustum ama şu saatten sonra susmuyorum. Bunu istediğin birimde yayınla, istersen kanalında ver, tamam? Bu ses bir telefon konuşması sırasında değil, Özlem Altınsoy adlı kişi tarafından bizzat kayıt edilerek Mehmet Çetinkaya'ya gönderilen ve bunu kanalınızda yayınlayabilirsiniz şeklinde izin verdiği için yayınlanmaktadır. İşte o tehdit içerikli ve lahitten söz edilen ses. Bunu istediğin birimde yayınla, istersen kanalında ver, tamam? Gerisini sen düşün. Ben bu haberleri sana nasıl yediriyorum? Nasıl yediriyorum? Sen de izle gör. Bak ben sana bunları, bu haberleri hepsini nasıl yedireceğim? Ben bu lahitin bulunduğu günü hepsi bende delili ispattı. Hepsini belediyeye gönderdim. Ben bu lahitin bulunduğu günü hepsi bende delili ispattı. Hepsini belediyeye gönderdim.